Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle birlikte alçak boylu aydınlatmalardan yapacağız. Öncelikle R tuşuna basarak bir kare çiziyorum ve karemin yüksekliğini 30 santimetre noktalı virgül koyarak öbür kısmını da herhangi bir sayı veriyorum. Mesela 50 santim olarak veriyorum. Şöyle bir bakalım. Şurası 30 santimetre ve yüksekliği de 50 santimetre olarak ayarladım. Sonra View kısmına gelip Tools'tan Bezier Tools'u aktif ediyorum arkadaşlar. Ve Artisan Tool'u aktif ediyorum. Bunların ikisini de bu projemizde kullanacağız. Bunların ikisini aktif ettikten sonra projemi çizmeye başlayacağım. Öncelikle en baştaki ikona tıklıyorum. Alt kısma sonra da üst kısma doğru işaretliyorum. ESC deyip projemde geri alıyorum yaptığım çizgileri ve biraz daha merkeze yakın şekilde tıklıyorum ve en üst kısma yeniden tıklıyorum. Alt kısma biraz bombelik verebilmek için buraya yakınlaşıyorum ve tıklıyorum. İkinci kısmını ise ortadaki bombelenme için kullanıyorum ve en üst tarafa da hafif bir ovallık verebilmek için kullanıyorum. Ve bulunduğum noktaya çift tıklıyorum arkadaşlar. ESC deyip şöyle tıklıyorum ve çift tıkladığımda artık buradaki çizgim oluşmuş oldu. Sonra arkadaşlar dışarıdaki çizginin hepsini silebilmek için önce dışarıyı seçiyorum. Sonra Shift ve Ctrl'ye tıklayarak içeri kısmı iki kere tıklıyorum. Sonra Delete ile birlikte köşeleri sildim. Sonra içeriği seçiyorum. F tuşuna basarak Offset'i alıyorum. Ve içeriye doğru bir et kalınlığı veriyorum. Ve tam buradaki çizgiyi tutarak Move ile birlikte içeriye doğru hareket ettiriyorum. Ve Erase ile burayı sildim. Şimdi arkadaşlar R tuşuna basıyorum ve bir tane kare oluşturacağım. Ve bu karemi de grup model olarak oluşturuyorum. En üst kısma tıklıyorum ve aşağıya en son neredeki boşluk kalacaksa o noktaya işaretliyorum. Sonra bölü diyorum ve adet yazıyorum. Ben burada 3 adet boşluk kalmasını istiyorum. Ve gördüğünüz gibi 3 tane daha araya doldurmuş oldu. Buradakini de saydığı için 3 tane oluyor bu sayede. Bunların hepsini seçip Exclude ediyorum. Ve sonra bu köşeleri seçip sileceğim. Şimdi şunu da silelim. Bunları da sildim. Ve arada kalan boşlukları da sileceğim. Erase diyorum ve bu boşlukları da siliyorum. Hatta Select ile seçerek silerseniz daha rahat olacaktır. Çünkü Erase ile silerseniz aradaki segmentleri silecektir. Ve bu yüzden bazı problemle karşılaşabilirsiniz. Daha fazla segment vardır ve 2-3 kere silmek zorunda kalırsınız. Ben seçerek Delete tuşuyla sileceğim. Delete ediyorum ve sildim. Şimdi arkadaşlar tam orta noktaya C'ye basarak daireyi seçiyorum ve bir ölçüde uzatıyorum. Segment sayısını arttırmıyorum çünkü modelimdeki bu kadar segment bence yeterli olacaktır. Sonra buradaki modeli seçiyorum. Follow me aracıyla birlikte modelimi döndürüyorum. Aynı şekilde hepsini seçerek döndürüyorum. Ve modelimi oluşturmuş oldum. Oldukça güzel bir model oldu. Ve modelimin her tarafını seçiyorum. Şöyle seçelim. Sonra Move ile birlikte bir kopyasını yan tarafa oluşturuyorum. Sonra arkadaşlar şimdi artisan kısmına geldik. Artisan ile buna biraz daha eğim vereceğim. Ve eğimi verirken şu köşelerdeki boşluklar biraz hata verebilir. Buraları çizgi doldurmam lazım. Kendim çizgi doldurursam oldukça uzun sürecek. Bunun için ne yapıyorum? Modelimin hepsini seçiyorum. Hepsini çift tıklayarak yapıyorum bunu. 3 kere üst üste tıklayınca hepsini seçmiş oluyorum arkadaşlar. Ve hepsine bu işlemi yaptıktan sonra Artisan Tool'daki şuradaki kısma tıklıyorum ve biraz bekliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimin çizgileri kayboldu. Ben şimdi ne yapacağım? Modelimin yeniden çizgileri geri gelsin diye hepsini seçiyorum yeniden. Gördüğünüz gibi üzerine de fazladan çizgiler var. Şimdi arkadaşlar nerede kullanacağım bu ayarları göstereceğim size. Sonra burayı da seçiyorum. Sonra sağ tıklayıp bunların hepsini Soft and Smooth Edge'e tıklayarak yumuşatma ayarına geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir oran verdim. Hala modelim eskisi gibi görünüyor fakat içeride fazladan çizgiler var. Şimdi hepsini seçiyorum. Şöyle hepsini seçiyorum. Hatta Select ile birlikte seçeyim hepsini. Sağ tıklayıp grup yapıyorum. Ve modelime sağ tıklayıp
FDD plugini ile birlikte modelime eğim vereceğim. Modelimi biraz daha organik bir model haline getireceğim bu sayede. Bu bir plugin ve internette indirdiğinizde buraya geliyor. Buradan ben NFD'yi seçiyorum. Buradan istediğim kadar nokta belirleyebiliyorum. Ama şu an 4'e 4 ideal benim için. Ben de onaylıyorum ve projemin üzerindeki noktaların oluşmasını bekledim. Şimdi arkadaşlar buradaki noktaların içine girelim. Buradaki noktaya geldim ve noktaları hareket ettirdiğimde bakın nasıl bir esneme olacak modelim üzerinde. Mesela şu kısmı geliyorum, seçiyorum ve Scale Tool ile birlikte biraz boyutunu büyütüyorum. Ve gördüğünüz gibi benim oluşturduğum modelde hiçbir hata olmadan aynı uzattığım boyutta modelim de esnemiş oldu. Şimdi arkadaşlar diğer kısımlarda da aynı etkileri verebilmek için biraz burada noktalarla uğraşıyorum ve hareket ettiriyorum. Hatta üst taraftaki kısımlardan birkaçını da aşağıya doğru eğebilirim. Daha esnek bir görüntü sağlayacaktır bu. Mavi ekseni biraz aşağıya doğru eğdim. Evet arkadaşlar oldukça farklı ve güzel bir hava sağlamış oluyor bu verdiğim eğim. Sonra arkadaşlar modelimi oluşturdum. Şimdi bu modelin aynısından bir kopya daha oluşturuyorum ve kenara taşıdım. Şu an modelimi oluşturdum fakat köşe kısımları oldukça sert görünüyor. Benim oluşturduğum bu çizgiler sayesinde buradaki köşeleri daha da yumuşak hale getirebilirim. Önce bütün modelimi seçiyorum ama hepsini yeniden teker teker seçiyorum. Çünkü çizgilerin hepsinin seçili olması lazım. Şöyle seçtim hepsini. Sonra artisan tola geliyorum. Şuradaki yumuşatma mantığı değil de burada bir tane daha smooth seçeneği var. Bu da üzerinde bulunan çizgilerle birlikte yumuşatma yapıyor. Buraya bir kere tıklıyorum ve köşelerde biraz eğilme oluyor. Birkaç kez daha tıklıyorum ve modelim oldukça yumuşak hale geliyor. Sonra sağ tıklayarak soften smooth edge diyorum ve kenarları yumuşatıyorum. Şöyle yapalım. Ve arkadaşlar modelimi oluşturmuş oldum. Farkındaysanız buradaki modele göre kenarları biraz daha yumuşak oldu. Tabii bu sizin yapacağınız modele göre göz kararı olarak oluşturabilirsiniz. Ben fazla poligon da kullanmadım. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Daha yumuşak, daha organik hatlara sahip bir şekilde de kullanabilirsiniz. Şu modelimi biraz daha yumuşatmak istiyorum. Çünkü alt tarafı çok keskin oldu. Biraz daha smooth ederek köşelerin yumuşamasını sağlayacağım. Hepsini hatta seçeyim. Sağ tıklıyorum. Soften Smooth Edge diyorum. Ve biraz oranlarını arttırıyorum. Daha hoş görünecektir şimdi. Evet arkadaşlar iki farklı modelim var. Birisi biraz daha yumuşakken birisi biraz daha keskin hatlara sahip. Ve arkadaşlar bu ışığımın içine bir tane ışık koyayım hatta. Bir tane silindir seçiyorum. Bunu biraz büyütelim. Ve Scale ile biraz küçültüyorum. Modelimin üst kısmını ve alt kısmını biraz yumuşatabilmek için Vive'e gelip Tools'tan Round Corner'ı seçiyorum. Round Corner hemen burada olması lazım. Round Corner. Evet. Üst kısmına tıklıyorum. Biraz daha bunun yarıçapını arttıralım. 1 santim diyorum. Ve aynı şekilde şuradan da 1 santimlik oluşturalım. Ve modelimi grup modeli haline getiriyorum. İçeriye yerleştiriyorum. Burada sanki bir ışık silindiri varmış gibi görünsün diye. Ve arkadaşlar aralara da isterseniz kayıt atabilirsiniz. Nasıl yaparsınız bunu? Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. R tuşuna basıyorum. Ve modelimin üzerine bir tane kare çiziyorum. Sonra bu modelimin üzerine gelip sağ tıklıyorum ve View Model diyerek kesiştiği noktaları önce görmek için tıklıyorum. Sonra modelimi sağa doğru belli bir oranda taşıyorum ki daha rahat hareket ettirebileyim. Mesela 100 santimetre yani 1 metre oranında sağa doğru hareket ettirdim. Modelimin üst tarafındaki kısım gelmemiş. Orayı yeniden seçmem lazım. Şuraya gelelim. Şu yüzeyi seçtikten sonra hatta diğer kısımları da seçelim. Biraz bizi uğraştırdı. Hide diyorum. Ve şunun hepsini seçiyorum. Şöyle. Sonra Move ile birlikte sağa doğru 100 santim taşıyorum ve aynı konuma geliyor. Yeniden View Hide Geometri diyorum ve onu Hide ediyorum. Artık buradan geçecek olan eğimli çizgiyi çizebilirim. Buradaki modelimi sağ tıklıyorum ve grup haline getiriyorum. Sonra şuradaki aynı ilk kullandığım modelime tıklayarak önce üst sonra alt kısma tıklıyorum. Ve şöyle tıklıyorum. Sonra bakalım şöyle ayarlasak.
Bununla çok daha rahat ayarlayamadım. Diğer komutlardan birini kullanmak istiyorum. Mesela şunu kullanacağım. Oldukça güzel ve kullanışlı bir çizgi sistemi. Tıklıyorum, tıklıyorum, tıklıyorum. Böyle aşağıya doğru geliyorum. Ve şurada onay olması için çift tıklıyorum. Aynı şekilde buranın eğimi daha farklı olduğu için buraya da aynı işlemi yapacağım. Şöyle tıklıyorum. Tıklayarak modelimi yön veriyorum ve burada gördüğünüz gibi ben esnettiğim zaman üst tarafı da yumuşamış oluyor ve oldukça güzel bir şekil elde etmiş oluyorum. Şuraya da çift tıkladığımda gördüğünüz gibi buradaki eğimleri artık alabildim. Sonra silindir diyorum, C diyerek ve bunun eksenine doğru yönlendirmem lazım. Önce şöyle aşağı doğru baksam mavi ekseni çizeyim. Sonra bunun orta noktasını bulduktan sonra tıklıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Sonra scale aracı ile birlikte biraz bunu küçültelim. Aynı şekilde buraya tıklıyorum ve move ile birlikte şu kısmı getirdim. Evet arkadaşlar, oldukça ideal oldu bence. Çizgimin üzerine çift tıklıyorum ve sonra follow me aracı ile birlikte bunu taşıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir taşıyıcı sistem oluşturdum ve aynı şekilde buraya da aynı işlemi yapıyorum. Bunu seçip sonra follow me ile birlikte modelimi taşıyorum. Sonra buna çift tıklıyorum ve aynı şekilde buna çift tıklayıp ikisini grup model haline getiriyorum. Ve hepsini seçip refer face yapıyorum ve beyaz olarak ayarlıyorum. Move ile birlikte 100 cm modelimin üzerine doğru taşıyorum. Ve hide geometri yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki eğim de olsa artık modelimi rahat bir şekilde yerleştirmiş oldum. Ve çizerken de oldukça kolay olmuş oldu. Aynı işlemi bunda da yapabilirsiniz veya yan tarafa da eklemek istiyorsanız aynı işlemi oralarda da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.